Herkese selam arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz, umarım iyisinizdir. Yine çok güzel bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Nostalji eski videolarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz İsmail Yekal'le böyle bir seri başlatmıştık. Sizin de beğendiğinizi gördüm, beğenilerinizden ve yorumlarınızdan bunu anlayabiliyorum. Arkadaşlar bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da hala da aboneseniz, abone de olsanız çok sevinirim. Bu sefer arkadaşlar bu videomuzda İsmail Yekal'ın İsterim seri şarkısına canlı performans sergilediği çok güzel bir videomuz var. Yine Şen Şakrak programında ve gerçekten benim yine sevdiğim videolar arasındadır ki yine hayran kanalımda paylaşmıştım bunu. 2 sene önce, 3 sene önce yaklaşık sizlerle paylaşmıştım. Yine bu kanalda da paylaşmak istiyorum ve İsterim Seni şarkısı çok özel bir şarkıdır. Çok güzel bir şarkıdır. Biliyorsunuz reaksiyonunu da yapmıştım onun klibine. Çok da özel ve güzel bir klibi vardır. İsterseniz şimdi canlı performansını bir izleyelim, bir yorumlarda bulunalım. Dediğim gibi mutlaka videoyu beğenin. Daha fazla konuşmadan hemen başlayalım. Hadi geçelim. Hay hay hay. Ben çok sevdiğim bir şarkı var. İsterim Seni. İsterim Seni. Sen onu çok seviyorsun. Evet, İsterim Seni. İsterim seni. Ben de azıcık sana eşlik canlı edebilirim. Mı? Onu okuyalım o zaman. Onu okuyalım. Canlı. Neredesin sonra okuruz. Balıklar hayır. Gibi canlı canlı. Süper. Hemen giriyor. Biliyorsunuz İsterim Seni şarkısı arkadaşlar Şapurç Pro albümünde olan ve çok özel bir şarkıdır. Benim de sıkça severek dinlediğim İsmail Yekal şarkılarındandır. Bunu birçok videoda söylemişimdir belki. Hatta reaksiyon videosunda da söylemişimdir mutlaka. Klibine verdiğimiz reaksiyon videosunda. Burada da çok güzel bir canlı performans var ve Cüneyt Tek, İsmail Yekal'ın ve Aysun Kayacı'nın bu programda konu oluyordu. Orada beraber seslendirdikler aslında. Bir fit çalışması, düet diyebiliriz. Tarzında bir şey yapıyorlar ve çok hoşuma gidiyor. Hem de canlı performans olması biraz daha öne çıkarıyor tabii ki. Şimdi devam edelim. Buyurun sen gir. sen. Güzel. Sen de güzel girdin. O zaman ben önce okuyayım sonra sen arkasından İsterim Seni okursun. Yok ya bence sen İsterim Seni ile gir. Çok güzel oldu. İsterim seni daha sana doymadım ki özledim seni. Ya İsterim Seni şarkısı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Niye? Çünkü hani bunu hem İsterim Seni şarkısında kullanılan enstrümanlarla alakalı olabilir. Hem de ara nameler çok başarılı ve çok insana direkt slow bir şarkı olma özelliğiyle alıyor zaten. O yüzden hani bu tarz özellikleri taşıdığı için bence çok güzel bir şarkı olma özelliğini de taşıyor. Henüz senden kopmadım ki isterim seni. Özledim seni. Henüz senden kopmadım ki. İçim yanar, kalbim ağlar. Zor gelir bu ayrılık. Henüz erken, daha erken doyamadım. Çok şöyle bir durdurmak istiyorum. İlk başta hani tabii ki Cüneyt Tek çok güzel bir şekilde giriş yapıyor. Zaten çok sevdiği İsmail Yekal şarkısı olduğunu da söylüyor arkadaşlar orada giriş yaparken. Hani bayağı İsmail Yekal da söylüyor. Onun ne kadar sevdiğini söylüyor o şarkıyı, bu şarkıyı. Sonrasında İsmail Yekal yani içim yanardan giriş yapıyor ve seyircinin de tepkisini görüyorsunuz orada. Geri sarıp izleyebilirsiniz. Bu videoda da özellikle. Ne kadar güzel bir şekilde seyirciyi aldığını da burada da görmüş oluyoruz yani. Hem canlı performansla hem zaten şarkının stüdyo kaydıyla bunu çok güzel bir şekilde başardığını düşünüyorum. Ben seni günlük sevmedim ki. Ben seni bir ömür sevdim. Sen benim umudum. Şeyimsin, aldığım nefesimsin, canımın içisin. İsterim seni. Daha sana doymadım ki. İsterim seni. Henüz senden kopmadım. Bu arada ikisinin ses uyumu da çok güzel arkadaşlar. Bu da dikkatimi çekti. Hani ikisi beraber söylerken hani bir sonuçta orada canlı programda bir düet yapıyorlar. Ve ikisinin sesinin bu şarkıda uyumu çok güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor zaten. Daha sana doymadım ki.
Özellikle de kapanışı çok güzel yapıyor İsmail Eka arkadaşlar. Şurayı bir dinleyelim. Hani çok güzel bir farklı bir nameyle giriş yapıyor kapanışa. Ve kapanışla hani şarkının bitimiyle beraber kapanışı çok etkileyici bir biçimde yapıyor yani. Kısa kestik. Sağ ol. Ama kısa çok güzel oturuyor. Dikkat et. Evet. Çok güzel. Hakikaten. Yüreğine sağlık. Eyvallah, sağ olasın. Videomuz da bu şekilde bitmiş oluyor. Dediğim gibi benim çok severek izlediğim videolardan bir tanesidir. Böyle hani eski videolarda burada hatırlatıyorum sizlere. Bence güzel oluyor. Siz de beğeniyorsunuz dediğim gibi. Bu videomuz da bu kadarlıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da hala da abone değilseniz. Bu tarz güzel videolarımızın devamı için mutlaka abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.